Herkese merhaba arkadaşlar Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım 25 canlı yayın yaptık şu ana kadar 10 civarlarında da bir bölüm olarak çektik Şimdi bölüm olarak 11. bölüm falan olması lazım tam olarak hatırlayamıyorum Daha çok canlı yayınlarda oynadığımız için Şöyle gördüğünüz gibi zaten buradan anlayacağınız gibi bir fırın sistemi üzerine çalışıyordum Ve bunu tam olarak ayarladım yani kafamdaki plana göre Ali Bey'in videolarından yardım olarak tabii ki işte burada bazı kısımlarla alakalı yardım aldım ee, onun direkt kullandığı akıllı fırın sistemi tarzında bir şey kullanmayacağım. Ee, i̇şte duman fırını olsun, maden fırını olsun ya da normal düzgün fırın, normal e, klasik fırınlarımız olsun. O şekilde bir akıllı sistem yapmayı düşünmüyorum ben. Ee, biraz daha ge e, yetersiz kalıyor bana yani o tarz bir sistem. Ee, sayı anlamında en azından. Ben şu anda 8'li fırın olarak düşünmeyin bunu. Yani bunu istediğimiz kadar arttırabiliriz. Ee, sonra dünyamıza geçip 8'li bir tane başlangıç olarak yapacağız ee, çalışır halde. Buranın mantığını kısaca anlatayım ben. Ondan sonra zaten survival dünyamıza geçelim hızlı bir şekilde. Orada da çalışmalarımızı yapalım hemen. Anlat Orada da yapımını göstereceğim daha detaylı bir şekilde. Bu şekilde blok koyduktan sonra. et evet, buradaki sistemin mantığı şu. işte. buranın içerisine sandık yani malzeme pişireceğimiz malzeme veya yakıtlı olarak koyduğumuz malzemeler buraya koyduktan sonra sistemimiz e, vagonumuz bu şekilde hızlı hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor işte. E, şu bloğun mantığından da bahsedeceğim kısa bir şekilde. Eğer Hunini vagonumuzun içerisinde blok kalır você. <laughs> Sandığımız içerisinde herhangi bir şekilde yakıt veya işte pişirecek malzeme kalmazsa E burada sağ bir şekilde kalmasın. Yani bir sonraki yüklememize kadar bu şekilde bomboş içerisinde e, malzemeyle beklemesin yani. Boş bir şekilde de saçma sapan bir duruş olmasın diye. E, buraya algılayıcı ray koyuyoruz. Çünkü her geçtiğinde içerisinde blok olduğunu okuyacak. Şuradaki gördüğümüz algılayıcı ve buradaki e, güçlendirilmiş rayı aktif edecek. Şu güçlendirilmiş rayı aktif edecek ve bu şekilde sistemimiz çalışmış olacak. E, şimdi hem sandığımızda hem de hunimizde malzeme olmayınca da gördüğünüz gibi bu şekilde sistemimiz gayet güzel bir şekilde durmuş oluyor. Bu da ...gerçekten güzel bir işleyiş anlamında bize destek sağlamış oluyor. Bu sistemin upgrade'lerini şu şekilde planlıyorum. İşte buradaki fırın sayısını arttıracağız tabii ki. İşte 32'li fırın falan deneyebiliriz belki. Çok zorlamaz yani bu mantıkla ilerlettikten sonra. Evet arkadaşlar survival dünyamıza geçtik. Şimdi böyle küçük bir alan kazdım ben. Yani şu an 8 sandık koyabileceğimiz, daha doğrusu 8 fırın koyabileceğimiz bir alanımız var burada. Bizim işimizi görecek bir alan bu şu anda. Daha sonra dediğim gibi 8 tane, 8 blok daha ileriye götüreceğiz. Ve karşısına bir 16'lık aynı şekilde yapacağız. 32'li muhtemelen bizim tamamen bütün seri boyunca bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir sistem olacaktır diye tahmin ediyorum. Huni almayı unutmuşum yanıma bu arada sanırım. Aynen. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. Bir tane çevirelim önce hemen hızlı bir şekilde. Daha sonra bura crafting table'a çevirelim. Şöyle önümüzde bir yerde kalsın. Şurada bir yerde. Sürekli buradan kullanırız artık bunu şu şekilde çeviriyoruz. Sanda çevirdik bunu da. Daha sonra demir bloğu getirmemişim. Getirmemişim öyle <laughs> tamamlayalım cümlemizi, kelimemizi. Şöyle alalım hemen. <laughs> demir bloğu. Ya oradaki sandıklarda var zaten. Bu arada demir farmımızın altını da düzenledim birazcık bazı tasarımları gelecek tabii ki şu dış kısmına. Orayla düzenledikten sonra canlı yayınlarda falan gösteririm zaten. Veya bir sonraki videomuzda illa ki göstermiş olurum. Bu şekilde bir sistem yaptım. İşte bütün güller geliyor buraya kemik tozuna çevriliyor. Onun dışında demirler de bu şekilde 3 sandık şeklinde sıralanmış olacak. Spam olmadığı için hepsinin dolacağını tahmin etmiyorum ama çok fazla çevirmeyeyim diye hani sürekli çevirmekle uğraşmayalım diye o şekilde dolsun bakalım. Dolduktan sonra tekrar ayarlamalar çekeriz yani şu an burada olduğumuzda sınır orası çalışıyordur. Öyle tahmin ediyorum yani en azından. Bakın sıkıntı yok çalışmıyorsa bile. Şimdi bunları bir huniye çevirelim 32 tane fazla bile yaptık aslında ama olsun e, yeterince olsun kullanmış olalım. Şimdi ben bu e, pişen malzemelerimi bütün malzemelerimi şuradan ortadan bir yerden almak istiyorum aslında ama ya da yan taraftan bir yerden malsak nasıl olsa bu nasıl olsa yukarı bile çıkartabiliriz aslında işte şu izaları falan çıkartabiliriz ama gereksiz bir şekilde sistemi uzatmanın bir anlamı yok aslında bakarsanız. Belki daha sonra upgrade'ler gelebilir yani. Şu şekilde buradan alalım. Bütün malzemelerimizi, pişen malzemelerimizi. Bunu da aslında çift taraflı yapsak nasıl olur? Çift taraflı yapabiliriz aslında değil mi? Şuradan kıralım bunu. Çift taraflı yapalım biz bunu. Çok daha güzel olacaktır. Bu şekilde yapalım. Daha sonra bunu da buradan çekmiş olalım. Diğer tarafınkini de o şekilde ayarlarız. Yani karışık bir şekilde pişmiş olsun veya hepsini birleştirebiliriz daha sonra. Malzemeler alma olayı en basit şey zaten. Hani onunla çok fazla uğraşmayalım diye şu anda bir geçici bir şey yapmış oluyoruz buraya. Yani geçiciden kasıtlı da zaten. Daha sonradan şu tarafı da yaptıktan sonra bazı upgrade'ler gelebilir. Şimdi bir fırın, iki fırın, üç fırın, dört fırın, beş fırın, altı fırın, yedi fırın, sekiz fırın. Değil mi? Hatta bir blok yukarıya çıkartabiliriz aslında ama ya da yerde kalsın ya. Yani şöyle zemini aydınlatmış olsun burası. Herhangi bir sıkıntımız yok. Daha sonra bütün fırınlarımızın üzerine birer tane yakıt, daha doğrusu pişirilecek malzemeleri koyacağımız yerler yapıyoruz. Ben şöyle kendime de bir geçiş yolu yapayım da şuradan sürekli üstüne falan çıkmakla uğraşmayalım. Daha sonra şuraya aydınlat, şuraya aydınlat, buraya aydınlat. Şöyle şu şeyleri falan her yere koyalım. Aydınlık olsun. Daha sonra arkalarına yakıt için huni koyuyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Önderlerimiz bu şekilde oldu şu anda. Eee muhtemelen nereden alabiliriz biz malzemeyi, nereden alabiliriz? Aslında bunu bir tane ortaya götürebiliriz bunu ya. Değil mi? Tek girişli bir yerde çok koşturmaz aslında ama sanki. Ya da şu arkadan götürürüz biz bunu ya. Arkadan döndürelim, hiç orayla uğraşmayalım hiçbir şekilde. Ama mecbur yapmalıyız sanki. Çünkü eşit malzeme almıyor o zaman. Bir blok ileriye, yan tarafa götürmemiz... E, faydalı olacaktır. Bu ile çok fazla uğraşmayacağım şimdi. E, sadece sistemin anlatımını göstereceğim. Sistem çalışır hale getirdikten sonra zaten videomuzun sonuna geliriz. E, şuradan e, gelsin gitsin artık şeyimiz vagonumuz. Hunili vagonumuz. Burayı da bir şekilde kapatırız yani komple tamamını. Sadece alttan şeyler gözükür diye bir tahmin ediyorum. Yani şu anda emin olamadım. Veya bir blok ileriye mi götürsek bunu? Aynen bir blok ileriye götürelim biz bunu. Çok daha faydalı olacaktır bize. Yoksa biraz dediğim gibi e, tasarım anlamında biraz bize sıkıntı çıkartacak bu. E, hiç riske atmayalım, hiç uğraşmayalım öyle bir şeyle. Bir blok daha iç tarafa alalım bu e, şeylerimizi. Fırınlarımızın tamamını. E, çok fazla sistemle uğraşan e, e, bir kanal değiliz aslında bakarsanız ama tanıtmaya çalışıyorum. Yani elimden geldiği kadar kendi yapabildiğim sistemleri. E, kendi kafama esen sistemleri mi diyebiliriz aslında öyle daha doğru olur sanki yapabildiğim elinden geldiği kadar anlatabileceğim seviyedeki olan sistemleri göstermeye çalışıyorum. Daha karmaşık, daha komplik, komplike sistemleri de göstermeye çalışacağım tabii ki zamanla. Şimdi şunu aldık, şuraya yapıştır. Şu şekilde koyduk. Daha sonra hemen şeylerini bırakalım bunların. Fırınlarını bırakalım. 8 tane olacak şekilde 4 5 6 7 8. Alttan zaten malzemesini vermiştik. Şu şekilde arkayı kapatıyoruz hemen. Arkalarına Huni koyuyoruz. Şurayı tekrar açalım kendimize yol olsun diye. Evet daha sonra üstlerine Huni koyuyoruz birer tane daha. Şu şekilde 8 tane de Huni üstüne koyduk. Tamam şu anda yakıtını da alabiliyor. Ee, pişirecek malzemelerini de alabiliyor. Ee, pişen malzemeleri de aşağıdan sandığa çekebiliyoruz. O konuda bir problemimiz yok şu ana kadar. Şimdi şuraya doğru bir blok gitsek yeterli olacak bizim için. Daha sonra şu tarafa açalım birazcık. Şöyle birazcık açalım. Sistemimizi o tarafa doğru devam ettireceğiz. E, muhtemelen yakıt ve şeyi e, başta söylediğim gibi yapmayacağız zaten şu an ama. E, şöyle bir deneme yapacağım birazdan. S anlatırım zaten denememizi yaparken. E, umarım çalışır öyle. Çok daha faydalı bir sistem olur yani başlangıç açısından bizim için. Şimdi e, pişecek malzemelerimiz tamam. Şuradan hemen şeylerimizi alalım. Raylarımızı alalım. Şuraya da hatta aydınlatalım da herhangi bir şekilde... Sağda solda mob mob bizimle uğraşmasın. Hiçbir şekilde şu fırınları atabiliriz artık. Rayları alalım, şunları alalım, şunları alalım. Torch birazcık lazım redstone torch ama birazdan. Bakacağız ona da. Hemen şu yatağa bir koyalım, uyuyalım. Herhangi bir şekilde moblarla uğraşmak istemiyorum şu anda. Ondan sonra zaten devam ediyor sistemimizi yapmaya. Şöyle kırdık yatağımızı. yatak kalsın bu şekilde. Ne alacağız? Ray alacağız. Güçlendirmişler. Normal raya da ihtiyacımız var aslında. Onu da hallederiz birazdan. Şimdi bu şekilde raylarımızı koyuyoruz. Getiriyoruz koyuyoruz bu şekilde. Daha sonra e, ee, buraların bu ile alakalı düzenlemeler yapacağız tabi daha sonra dediğim gibi. Bu ilde çok fazla girmek istemiyorum şu anda. Biraz e, uğraştıracak bir şey yok. Bu ilde zaten yapılmış halini gösteririm ben daha sonradan yayın veya işte videolarımızda. Bu şekilde çevirdik bu şekilde getiriyoruz. Tabi şuraya e, normal ray koymamız lazım bizim birer ta bir tane çevirmek açısından. Onu hallederiz acelesi yok şimdi. Tabi şöyle koyarsak tamam sıkış, sıkıntı yok. Bu şekilde getiriyoruz. Tabi hunlere tıklıyorum sürekli şu anda. Evet bu şekilde geldik. Buradan bir daha çevireceğiz. Burada sistemimizi oluşturacağız zaten. Evet. Şöyle birazcık daha açıyoruz. İkişer blok daha bu şekilde açalım buraya doğru. Rahatça çalışmak açısından bize sıkıntı çıkartmasın kazdık. Şöyle kapattık. Tamamdır. Şurayı aydınlat, burayı aydınlat. Şurayı aydınlat, şöyle aydınlat. Her yeri aydınlat. Burayı da aydınlattık. Tamamdır, güzel. Şuraya da koyuyoruz blok. Daha sonra şuraya koymayalım. Şuraya koyalım. Şuraya koyduk. Burayı çevireceğiz dediğim gibi. Şurayı al. Daha sonra buraya koy. tamam Buradan döneme iç olacak, dönüş virajı olacak yani. Viraj falan her şeyi söyledik yani şu anda normal vagon için şey ray için çubuk alalım biraz üzerimize. Şunları bırakalım. Çubukla normal ray yapalım. Bir tane 16'lık zaten fazlasıyla işimizi görecek. Bir tane de aktifleştirici ray yapmamız lazım. O nasıl yapılıyordu hatırlayamıyorum şu anda. Bir bakalım aktifleştirici ray. aktifleyici ray mıydı bu? Dedektör ray mıydı yoksa? Bir saniye bir bakalım şöyle. Sil bunu komple. Ee, bakalım gözüme çarpacak mı oray şu anda burada. Güçlendirilmiş şey ray, ray değil bu değil. Olmadı geçiriz diğer dünyamızda. Bakarız derken algılayıcı ray tamam. Bir tane taş basıcı plakası lazımmış bize. Onu da yaparız hemen. Sonrasında aktifleyici ray ne lazımdı? Reston falan lazımdı galiba sanırım. Reston aldık üzerimize. Evet bir tane aktifleyici ray. Bizim için fazlasıyla yeterli olacak. Şu demirleri bir bırakalım üzerimizden. Aşırı yer kaplıyor şu anda. Gerek yok öyle bir yer kaplamaya. Evet bu şekilde yapıyoruz. Ee, dönüşü ayarladık zaten. Gelecek gelecek buraya geldi. Buradan bir tane daha dönüş yapacağız hemen. Ee, bir tane daha dönüş yapıyoruz değil mi? Bu hizadan yapsak yeterli olacak bizim için. Şurayı kırdık şöyle getirdik. Hatta bir blok daha ileriye götürebiliriz bunu ya. Çok fazla oraya girmeyelim. Bir blok daha ileriye götürebiliriz bunu. Şöyle getirdik. Şunu çevirdik. Daha sonra buradan tekrar bu şekilde getiriyoruz. Getirdik. Ee, ama depolama şey daha doğrusu buna malzeme koyacağımız yeri e, şu taraftan alırsak e, bizim için daha kolay olacak. Yani şuradan vermemiz lazım bizim malzemelerimizi. E, bunu ayarlamamızda fayda var aslında bakarsanız değil mi? Aynen. Şu içeriden bir yerden şu bloktan falan vermemiz lazım. Hemen sandık alalım. Yanımızda sandık var gerçi üzerimizde. Yer attık bir de onu tabi. Şimdi sandığımızı şuradan e, alırsak, yani şuradan alması lazım bizim sistemimiz. Hatta şöyle kıralım, şuradan vermiş olalım, değil mi? Buradan vermiş olalım içeriye malzememizi. E, çok daha faydalı, çok daha güzel olacaktır bizim için. E, bunun arkasına buraya bir sistem yapmamız lazım şimdi bizim. Hemen şöyle biraz daha kazanıp şu tarafa doğru. Tabi normal kreatif dünyada biraz daha farklıydı şekli ama yapacak bir şey yok. Yani sistem bu. Sistemin mantığını bilmek önemli bizim için. Yani sistemin mantığını bildikten sonra şekil çok da önemli yer teşkil etmiyor yani açıkçası. Şimdi şuradan bir tane koyduk. Daha sonra bir tane normal koyduk. Ve bir tane algılayıcı ray koyduk. Algılayıcı ray sistemimiz aslında bakarsanız tam olarak bu yani şu anda e, kısaca bahsetmek gerekirse. Sistemimiz bunun üzerine kurulmuş olacak tamamen. Şöyle şuraya kırıyoruz tamamen. E, şimdi şu tarafa doğru dedektörümüzü koyacağız ya da tam tersini yapacağız işte. E, dedektörü bu taraftan verirsek sanırım çok daha faydalı olacak bizim için. E, şeyi hemen şöyle geçelim şuradan. Gözlemci bloğumuzu alalım. Kızıltaş gerek yok ama aldık. Şimdi... Şu bloktan sandığımızın içerisini okuyacağız biz öncelikle bir karşılaştırıcı karşılaştırıcıyla sandığımızın içerisini okuyoruz şöyle daha sonra bir blok getiriyoruz buraya bir reston koyuyoruz şunu kıralım bir tane şöyle getirdik getirdik daha sonra şurayı gösteriyoruz yani gözlemci bloğumuza yani şurası sinyal aldığında veya tam tersini de yapabilirsiniz aslında bakarsınız ama. Biz direkt buradan sandıkla okuyoruz veya blok koyarak da yapabiliyorsunuz bunu. İşte şuraya blok koyarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Tamamen sistem bilginize kalmış. Bu sistem tercihinize kalmış. Ee, daha sonra şöyle getirelim. Şu, şuradan birazcık daha getirebiliriz. Gerçi bu kadar iyi ya. Buradan çeviririz direkt sistemimizi. Daha sonra Kızıltaş yenileyiciyi aldık. Bunların şekillerini hep karıştırıyorum ama biraz göreceğiz zaten şimdi deneydikten sonra çalışıp çalışmadığını sistemi ona göre Yorumunuzu şey işleyişini görmüş olursunuz zaten. Şöyle getirdik, şu şekilde bağladık. Daha sonra buradan bir sistem yapacağız hemen kendimize. Bu ne yapacak? Biraz önce anlattığım gibi, hunimiz eğer boşsa, daha doğrusu sandığımız boşsa ve hunimiz doluysa, buradan geçtiğinde bu sinyali almış olacak ve buraya aktaracak, hemen bunu aktifleştirecek ve vagonumuz devam edecek turuna. Bunun mantığı bu tamamen. Yani şu anda o şekilde bir işleyişimiz olacak sistemin mantığı aslında şun, şurada yatıyor yani tam olarak şurada yatıyor ve şu bloklarda şuradaki sistemde yatıyor yani şunu aktifleştirmek ile alakalı bir işleyişi var bu sistemin tamamen şimdi geldik bloğumuzu koyduk ee, daha sonra yineleyici aldık tekrar elimize yineleyicimizi bıraktık bunların şekilleriyle alakalı bakacağız şimdi deneyip göreceğiz zaten şimdi şunu yani şunun üstünü değiştireceğiz tabii ki bloğunu onun maalesef bir merdiven falan koyarız o çok önemli değil şimdilik e, Bu ile alakalı dediğim gibi değişiklikler yapacağız o konuda endişeniz olmasın e, şu an göstermeyeceğiz ama bir sonraki yayınımızda bir video videomuzda göstermiş olurum ben onu e, şekiller alakalı ufak tefek problemlerimiz olabilir yani şu şunların yönlerini değiştirmemiz gerekebilir e, onlara bakacağız zaten birazdan e, şöyle getiriyoruz tamamen daha sonra bir kere dönüyoruz buradan Şunu kırdık şöyle döndük. Daha sonra bir tur daha dönüyoruz. Tekrar kırdık yani onu. Evet sonrasında şurayla çeviriyoruz. Tamamdır. Vagonumuz bu şekilde. Burayı tam tur şeklinde dönmüş olacak. Sistemimiz aslına bakarsanız şu anda e, o yenileyicilerle alakalı bir problem yoksa şu anda bitmiş durumda yani sistemimiz. Hemen bir tane Hunil vagon yapıyoruz kendimize. Ve buradan pişecek malzeme var mı? Birazcık alabiliyorsak eğer bir bakalım. Yani, e, normal taşları pişirebiliriz sanki. Pişirebiliyor muyduk? Normal taşları pişmiyordu sanki. Hemen yukarıdan bir pişirilecek malzeme alıp gelelim ya. ya. Pişirecek malzememiz yok yani şu anda. Evet. Ne alabiliriz ne alabiliriz ne alabiliriz. Kırık taşları aldık. Daha sonra şey almamız lazım bir de. Yakıt alalım hemen. Bir stek kadar yakıt almamız yeterli olacak bizim için. Bir stek kömür bloğu. Yok bir stek kömür bloğumuz ama. 32'liyi kullansa yeterli olacak bize. 8 olduğu için zaten sistem. Her hunimiz, e, her fırınımız 4'er tane kömür alsa bizim için fazlasıyla yeterli olacak. Bu şekilde aşağı inelim tekrardan. <laughs> e, şu anda e, benim bahsettiğim şu yani şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında ama yapsak mı öyle bir şey? Bir bakalım deneyelim. E, daha sonradan zaten bunu mecbur yapmamız gerekiyor aslında bakarsanız ama e, şuradan mı çevirim? Şuradan çevirsek sanki daha bir mantıklı olacak bizim sistemimiz. E, hemen geçelim bir karşıya biz. Şuradan bir yol açalım kendimize. Aha bu şeyler yok mu? E, neydi bu çakıl taşları? Birazcık sıkıntı çıkartıyor bize sürekli. Şöyle geçtik tekrardan. Hemen şuradan çevirelim istedim ben sistemi, değil mi? Buradan çevirirsek çok daha faydalı olacak bizim için. Şöyle çevirdik. Çünkü buraya şeyleri koyacağımız için, e, kızıl kızıltaş meşalelerini koyacağımız için biraz daha güzel olsun sistemimiz istiyorum şu anda şunu bıraktık şuradan çevirdik bıraktık ve indirdik ve normal bir tane ray aldık bu şekilde yolumuzu tamamen çevirdik biraz karışık sistem gibi gelebilir yani bilmiyorum reston bilginiz ama oldukça aşırı basit bir sistem aslında bakarsanız şimdi şunlara şöyle bir blok koyacağız bu şekilde. Daha sonra buralara bunları bırakıyoruz. Herhangi bir şekilde bu şey almasın istiyorum yani şu anda bu huniler herhangi bir şekilde malzeme almasın gibisinden bir isteğim var yani açıkçası. Ama yapabilecek miyiz peki göreceğiz onu. Reston bilgimiz yetecek mi yani ona? O yetmezse de yapacak bir şey yok yani ben onu illaki yaparım. Ama şu an ama birazdan yani video sonrasında yaparız. İlla yapacağız ama tekrardan göstermiş olurum ben onu. Şu an aslında bu tamamen sizin ihtiyacınıza bağlı bir şey aslında. Hani ister yapın ister yapmayın tarzında bir olay. Tamamen tercih size kalmış yani bu konuda. İsterseniz yapın bu tarz bir şey. isterseniz yapmayın. Dediğim gibi tamamen size kalmış bir durum. Şu şekilde getiriyoruz restonlarımızı. Bir tane şalterle bakalım bunları kapatabiliyormuş tamamen. Evet bu şekilde kapatabiliyoruz. Mantık şu, diğer tarafa burayı, bu şalteri şu tarafa bir yere taşırsam, oradan bu sistemi açıp kapatabileceğim, yani kömürler alsın almasın gibisinden bir olaya gidebileceğiz. Bu şekilde kapattık burayı gördüğünüz gibi. Daha sonra şey getirelim hemen buraya. Kızıltaş bloğu getirelim bir tane, birkaç tane. Onlarla da sinyallerimizi açalım. Hunlerimizin üstündeki rayların sinyallerini açalım. Sağa sola sürekli fişek atıyorum. Bir sürü fişeğim varmış gibi. Ee, hiç fişeğim yok. Yani o kadar atabileceğimiz bir fişeğimiz yok. Ama olsun. Sıkıntı değil. Ee, evet. Yanlış şeyleri sürekli atıp bırakıyorum. Hemen malzememizi aldık. Şimdi şöyle koyarsak tam olarak bütün raylar aktif bir hale gelmiş olacak sanki. değil mi? Timi ama değil mi? Daha sonra şuradan aktifleştirelim burayı. Tamamdır. Daha sonra bir blok da buraya koyarız. Orayı hiç kırmaya bile gerek yok aslında ama işte. Tamamdır. Şu an gayet güzel. Kırık taşlarımızı bırakalım. Bakalım sinyalle alakalı bir sıkıntımız var mı? Evet şurayla alakalı bir ufak bir sıkıntımız var. Tam tersini yapmamız lazım. Evet, şunları sinyallerini tamamen açıyoruz. Geç gelsin yani Tiklerini açıyoruz. E, bize sinyal geç gelsin. Bakalım deniyoruz. Şu an hiç mi çalışmıyor şu an? Sanki. Tekrar kırdık. Şu şekilde bırakalım. E, aldık bloklarımızı. Hmm. Evet. Bir ufak sıkıntımız var gibi duruyor. Bakacağız. Deneyeceğiz. Göreceğiz bunları şimdi açtık tekrar. Şimdi buradan bunlar alıyor da az önce sinyal ama diğeri almıyorsa burayla alakalı ufak bir sıkıntımız var. Şöyle bir şey yapalım. Kızıltaş karşılaştırıcıyı şu tarafa koyduk. Bunu buraya koyduk. Üstünden bir bakalım. Yani sistem görüyor zaten yani o konuda bir şey yok. önünde blok olması bir fark etmiyor yani her türlü görüyor bunu. Ama buradan reston sinyalini vermiyor nedense. Tam şekilimiz bu. Doğru şekil konusunda bir sıkıntı yok. şunu sinyal vermesi lazım sadece şu anda. Ha, verdi tamam. Şu an verdi. Güzel. Tekrar bıraktık bloklarımızı. Evet hızlı verdiği için ben göremiyormuşum onu. Şunların tiklerini açalım. Tekrar alalım bloklarımızı. Evet şu an verdiğini görmüş olduk. Tamam güzel. Şöyle bıraktık tekrar bloklarımızı. Bu şekilde sinyallerini vermiş olduğu tamamdır sıkıntımız yok ee, Şurayı dediğim gibi diğer tarafı taşıyacağız onu acelesi yok şu anda alternatif bir sistem zaten e, tam hali şu anda 32 fırın 32 değil 64 fırın olduktan sonra e, burada akıllı bir sistemde işte e, yakıt seçtiğinde yakıt hunileri aktif olacak e, işte ya da pişirecek malzemeleri seçtiğinde pişirecek malzemelerin hunileri açık olacak onu ayarlayacağız daha sonra onun acelesi yok şu anda şimdi biz hunili vagonumuzu bir bırakalım ee, yakıt gönderelim önce değil mi? Ya, şuraya, şu tarafını da kapatmamız lazım aslında ama bunu nasıl verebiliriz? Bunun e, sinyallerini nasıl verebiliriz? Nasıl verebiliriz? Evet bu güzel bir soru ama. Hmm. Ama gerçi bunları almayacağı için zaten bir tanesi yeterli ya. Sadece bu bir tanesi yeterli. Değil mi? Ama işte orası bu sefer e, çok fazla yakıt koyarsak sıkıntı. Onu çözeriz daha sonra. Acelesi yok. Pişirecek malzemeleri bıraktık. Tamamdır. Hunili vagonumuz elimizde. Hunili vagonumuzu bıraktık. Şu anda vagonumuz malzemeleri çekiyor. Bakalım neler yaşanacak. Evet. Bittikten sonra göreceğiz yani. Vagonun sandığın içerisinde malzeme. Evet, şu an sinyali aldı. Gidiyor. Ee, burada bir sıkıntı yaşadık. Çünkü malzeme yok. Daha doğrusu sinyal yok. Yani şurada. Hemen onu ayarlayalım. Bu değil. Şunu vereceksin bana. Tamamdır. Verdik. Tekrar git bakalım. Evet şu an bekliyoruz. Bakıyoruz. Orada ufak bir sıkıntımız var gibi duruyor. Yani şu aktifleşmesi lazım sanki ama. Evet tekrar malzemelerimizi veriyoruz. Bakalım deneye deneye göreceğiz bunun işleyişini. Evet şu an sinyali aldık gibi bakalım. Gitsin boşaltsın. Herhangi bir şekilde bu Huniler malzeme almayacak yani benim istediğim dışında. Ama taş almış gibi ufaktan. Evet taş almışlar. Ee, daha doğrusu tersini yapmamız lazım. Bir saniye bunların. Evet. Biraz yanlış çalıştırdık sistemi ama olsun olsun. Sıkıntı yok deneye deneye göreceğiz. Evet şu an almamaları lazım. Herhangi bir şekilde malzeme. Evet güzel. Şu an almıyorlar. Hunimizin içerisinde malzeme var mı acaba? Onu görmedik ama. Evet şu an var ama buraya aktarmıyor şeyini. burada küçük bir sıkıntımız var. Onu göreceğiz. Yani deney deney. Çözmüş olacağız. Sanırım şu an çözüldü ya. Biraz önce almıyordu sinyal. Şu an çözüldü bu iş. Bakıyoruz tekrardan. Evet şu an çözüldü. Tamamdır. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi Huni'mizin içerisinde hala malzeme olduğu için gördüğünüz gibi gidebiliyor. Evet, bakalım şurada. Tekrar dönüşte de boşaltıyor birer tane. Şuradan yaparsanız eğer e, bu, bu sonucu Huni çok fazla malzeme almaz yani. İşte atıyorum şu 32 alıyorsa bu 16 alır yarısı kadar alır. Çünkü dönüşte alamıyor malzeme onu çok hızlı döndüğü için. Bir kere geçmiş oldu, olmuş kalıyor yani bir kere geçmiş sayılıyor. Gördüğünüz gibi malzemeleri de gayet eşit bir şekilde dağıtıyor. Şunu kırdıktan sonra şu malzemeleri göreceğiz şimdi kaç kaç olacak hepsi. Evet 13 13 13 13 13 13 13, 13. hepsi 13. Yani şöyle bir şey denesek mi acaba? Bakalım hunimiz hala dolu evet. Oradaki sandıktan malzemeleri almaya devam ediyor. Yani bunun sinyalleriyle alakalı ufak sıkıntılarımız var ama işte. Çok hızlı alıyor sinyali. Yani şunları da tiklerini çoğaltalım. Aynen hemen akt hemen aktifleşmesin yani şuradan aldıktan sonra. Birazcık yani bunun zamanlamasını arttırabilirsiniz. Yani biraz daha ileriye doğru uzatabilirsiniz. Hemen malzemeler işte doldu dolmasın gitmesin falan filan diyorsanız. Yani tamamen dediğim gibi sistem bu. Tercih sizin. Bak biraz daha geç gidiyor şu anda. Ama erken gitmesi daha mı faydalı sanki diyeceğim de şuradan malzeme alsın o zaman o zaman da yani üstü doluysa ve burada malzeme varsa işlemiş olacağız o durum aslında bakarsanız. Şöyle sandık şeylerimize bakalım hemen fırınlarımıza kaça kaç olmuş hepsi. 23, 23 hepsi 23 olacak. Aynen bu şekilde. Evet burada bölümümüzün sonuna geliyoruz. Ufaktan birkaç şey göstereceğim. Normalde ben çıkış konuşmasını yapmıştım. Yani bu tarz bir tasarım olmadan çıkış konuşmasını yapmıştım. Ki zaten en son Buraya atladığımız görüntüden öncesinde böyle bir tasarım görmeyeceksiniz burada herhangi bir şekilde. Normal e, klasik e, fırınlarımızı dizmiştik işte. Devamında belki odun çekmiştim tam hatırlayamadım şu an orasını ama. E, küçük bir tasarım uygulamak istedim. Bu fırınlar ileriye doğru devam ettikçe tasarımda ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. E, şu tarafı boş şu anda onu göstereyim. Bu arka tarafını açtım ama herhangi bir şekilde burayı doldurmadım şimdilik. O basit bir işlem olduğu için şu an acelesi yok onun sistemin aynı sistemden bir tane daha oturtacağız. 32 fırın burada olacak, 32 fırın burada olacak, toplamda 64 fırınlık bir sistem olacak. Ee, 64'lük fırının yani 32-32 sandıkları buraya gelecek yani pişen malzemeler. E, buraya belki zamanla genişletebiliriz veya işte yukarıya doğru sıralayabiliriz katlı, katlı çıkabiliriz yani buraya. Onlar zamanla olacak şeyler. Şöyle ben arka tarafı göstereyim ben buranın. Burada bazı değişiklikler yaptım hatta şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir bloğu bırakalım üzerimize. Evet şimdi şurada gördüğünüz şalter. Şalter yukarıdayken nasıl olduğunu göstereceğim size. Şalter yukarıdayken gördüğünüz gibi bu reston sinyali geliyor ve bu torçlarımızı aktif halde tutmaya çalışıyor yani. yani bu torçlar sürekli aktif olacak. O tar eğer şalterimiz yukarıya bakıyorsa eğer. E, bunun mantığı da ne? Gördüğünüz gibi zaten göreceksiniz anlatacağım hızlı bir şekilde. E, buradaki piston yani şeyleri hunileri kilitliyor. Yani Herhangi bir şekilde bir Huni'ye reston sinyali verirseniz, aktif bir resiston sinyali verirseniz Huni içerisine malzeme çekmeyecek. Hatta denemesini yapacak olursak bakın gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde içerisine girmiyor malzeme. Ama atıyorum şurayı durdurduğumuz anda gördüğünüz gibi içeriye hemen daldı malzeme. Ee, hemen tekrar koyalım malzememizi içerisinden de alalım bu şekilde nedir taşımızı. Ee, maksatı o yani. Ve şuradan gelen sinyal e, herhangi bir şekilde buradaki reston torç kulesi sayesinde herhangi bir şekilde bize problem çıkarmadan gelmiş ve buraya pistonunu bırakmış oluyor. Pistonu herhangi bir şekilde aşağı indirmemiş oluyor. Bunun maksadı ne? Yani yukarıdayken şalter yukarıdayken yakıt değil pişecek malzemeleri bırakabiliyoruz pis hunilerimize, fırınlarımıza. Ama şalteri aşağı indirdiğimizde nasıl bir görüntü olacak hemen onu göstereyim. Bunu dediğim gibi videonun başına yer koyarsam o kısmı e, ...kriti dünyadan gösterdiğim gibi... ...bunu daha akıllı bir sisteme çevireceğiz tabii ki. E, i̇şte eşya çerçevesiyle sağ sola çektiğimizde... ...olacak bir şekle getireceğiz o sistemimizi. E, şimdi bunun çalışması içerisinde malzeme olduğu için çalıştım muhtemelen. Onu çözeriz veya ben e, ucundan dokundum sanırım ufaktan bir. E, ama şöyle bir sıkıntı var. Pistonun, e, şu, e, vagonumuzun da oraya da kalmaması lazım normalde. Hemen tekrar biz şunu indirelim hızlı bir şekilde... Bir saniye. Şunu indiriyoruz. Vagonumuz bir gelsin buraya. Sistemimizi bir sıfırlamış olalım. Normalde olmaması gereken bir hata bu. Aslında bakarsanız. Ama arada bir bu tarz sıkıntılar olabilir. Muhtemelen oradaydı galiba. Tam hatırlayamam şu an ama. Ee, malzeme var içerisinde. Evet. Malzeme olduğu için yapıyor bakın bunu. Değil mi? Bakalım. Tekrar deneyelim. Yani sanki malzeme olduğu için yaptı biraz önce. Evet şöyle bir kontrol edecek olursak şeylerimizi. Evet şu an bir şeyler bırakmaya çalışmış. Şunlardan girmiş galiba arasına aynen. Bunlardan girdiği için böyle bir problem yaşadık bunda. Ama çok da bir problem değil tabii ki o. Hemen şuradan bir stack daha koyalım buraya. Tekrardan bir bakalım kontrol edelim sistemimizi. Şu pistonu hareket ettirince yani şalteri hareket ettirince e, vagon herhangi bir şekilde gitmemesi lazım. Vagonun gideceği mantığı anlatmıştım zaten. Vagonun içerisinde e, şuradan sandıktan malzeme koyduğumuzda vagon buradan sinyali, aşağıdaki yerden sinyali alacak. Yani şu gözlemci bloktan sinyali alacak, verecek ve vagon hareket edecek. Eğer vagonun içerisi hala doluysa buradaki bu sefer sinyali verecek vagona. Bu sefer hala devam edecek. Ama normalde şu anda sadece... Burası pişirecek malzeme gönderdiğimizde pişirecek malzemelere çıkmış olacak. Çünkü aşağıdaki yakıt malzemeleri herhangi bir şekilde kullanamayacak burayı. Şöyle malzememiz bırakacak olursak gördüğünüz gibi piston e, huni huni diyorum ya, hep karıştırıyorum bunu. Vagonumuz Hunili vagonumuz gitmeye başladı gördüğünüz gibi. Geldiğinde şuradan sinyal alacak bir tane daha gördüğünüz gibi. Bakın sinyalini alıyor, içerisinde malzeme olduğunu okuyor burası. Yani şu karşılaştırıcı okuyor e, ve buradaki aktifleyici ray sayesinde bunun üzerinden geçtiğinde aktifleştirici rayın üzerinden bir bir şey geçiyor mu işte dolu mu boş mu onu okuyor ve buradan sinyalini basit bir şekilde şuradaki e, güçlendirmiş raya veriyor. Güçlendirmiş rayda sinyali aktifleştiriyor ve vakanımızı tekrar hareket haline geçirmiş oluyor. Bu şekilde bahsetmek istedim yani olaydan. E, şöyle bir şey e, atıyorum mesela ee, çalıştıralım hemen şeyimizi. Şu, çalıştırdığımızda bakın orada pistonumuz, vagonumuz kalacak. Gitmeyecek yani yukarıya kadar. Ee, bunun maksadı da bahsettiğim gibi işte e, yakıt bırakmak istediğimizde bu sistemimize yakıtları yukarıya taşı taşımamasını istediğimden kaynaklı olarak aşağıdan hemen geri dönecek buraya. Sadece aşağıdaki hunileri beslemiş olacak bu sayede. Gayet mantıklı, gayet basit bir sistem bu gerçekten. Orada bir hareket mi oldu? Bir bakalım tekrar şöyle yakınlaştırdığımızda ha vagonumuzun ucu çıkıyor. Şuraya tamamdır tamam. Gayet güzel. Tekrardan bunu kaldırdığımızda bakın hemen oradan pistonumuz kalktı. Vagonumuz yukarıya çıktı. Malzemelerini boşalttı geliyor. Gayet güzel. Gayet mantıklı bir şekilde çalışan bir sistem. bunu daha farklı yapma ihtimaliniz var tabii ki. Hani bu benim tasarladığım bir şey olmadı. Benim tasarladığım bir şey değil. Yani arkasındaki sistem benim mantığımla işleyen bir sistem yani. Elbette bu tarz şeyler yapanlar var tabii ki mutlaka var yani onun kaçeri yok. Farklı yöntemlerle yapar işte şuraya bunu yineleyici koymaz. Başka blokla, başka bir şeyle o sinyali vermeye çalışır. İşte Reston torch kulisi yapar. Onunla vermeye çalışır falan filan derken bir sürü alternatif yapabilirsiniz. Yani tamamen Reston bilgisiyle kaynaklı. Reston bilgisiyle devam ettirilebilecek bir olay burası. Hemen şurayı kapatalım. Şuradan tekrar şeylerimizi alalım. Pişirecek malzemelerimizi ve şuraya bırakıyoruz pişirecek malzemelerimizi gördüğünüz gibi yukarıya bırakıyoruz. Buraya da pişirecek pişen malzemeler gelmiş oluyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde problem yaşamadan malzememizi alıyoruz. Ee, aynı şekilde aynı diğer tarafa da yapacağız. Dediğim gibi 32 fırın olacak. Onların devamı gelmiş olacak. Burada da bölümümüzün sonuna gelelim. Çıkış konusunu iki kere yapıyorum ama sistemi ufaktan göstermiş oldum. Zaten daha sonra Kreatif dünyada bunun daha güzel halini, daha anlatıcı bir şekilde, daha detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım bu survival serimiz olduğu için. Hem benim ihtiyacım olduğu için yani survival dünyasında işte pişirecek malzemeler için gayet kolay bir şekilde benim işimi işimi görecek bir sistem olduğu için bu şekilde bir sistem yaptık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.